Yollar bizi bekler. Hadi bakalım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi Kemaliyeliler taş yoldan geçiyoruz. Hay. Selam. Diyarbakır'dayım. Kardeşler Yamağa'ya geldim. Benim için, benim gördüğüm, hissettiğim doğudaki Yamağa'nın kalesi burası. Şöyle bir vizyonu var. Yurt dışından da gelsen, yurt dışında da gelsen, buraları geziyorsan muhakkak ya buraya geliyorsun veya Mehmet'le tanışmış oluyorsun. Burada çok güzel işler yapıyor. Vizyonu geniş. Neden geniş onları da anlatacağım ama isterseniz hep beraber bir gezelim, görelim. Hatta yanlarına gidelim sohbet için. Mehmet de şu anda beni çekiyor zaten. Gösterebiliriz. Merhaba Mehmet. Neler yapıyor, ne ediyor anlatsın beraber. Böyle spontane gelsin istiyorum. Mehmet'ciğim misafir ettin her şeyden teşekkür ediyorum kendisine. Biz daha bir şey yapmadık. Yaptın. Bir şey yapmadık. Şimdi şöyle bir şey var. Mehmet'in az bir şey gezdirdim. Gördüm ettim dükkanını, servisini. Çok güzel 10 numara işler çıkarmış. Yani Yamağa bayi olarak vizyonu geniş davranmış. Neden böyle davranmış? Kısaca kendi anlatsın ama şuradan başlayalım. Gelsene burayı bir göstersen abi. Buradan giriyorsunuz bir kulüp evi. Ve bu sandıklar kullanılır vaziyete getirmek budur arkadaşlar. Yani bu motorlar çıkıyor ya sandıklarından. Bunları sandalye haline getirmişler. Ve o kadar da rahat ki minder falan koymana gerek yok. Mehmet harika işler abi. Yani ne diyeyim? Asma altı, Yamağa bayi, kulüp evi. Orayı da gösterelim. Üçü bir arada. Ya bu vizyonu nasıl kattın abi? Bir anlatsana. Ya, her şey böyle doğal, rahat olsun. Serkan abi, ya öncelikle hoş geldiniz. Sefer verdiniz, şeref verdiniz. Bu iş aslında gönül işi. Yani gerçekten bir işi severek yaptığınız zaman o işten hem daha zevk alıyorsunuz hem de bir şeyler ortaya çıktığı zaman bu hem size hem de başkalarının gözünde çok güzel böyle insanları mutlu edebilecek bir şekilde olduğu için bu tamamıyla gönül işi. Biz de bir zaten motosiklet, iki motosikletle beraber insanların gönlüne dokunmak, insanları mutlu etmek insana daha bir hoş geliyor. Bu yaptığımız işler aslında bir ekip işi, ekip ruhu. Ama bunda öncülük yapmışsın. Ben böyle bir vizyonu hani yaratıyor o vaziyette olman, böyle bir bahçe şey yapıyor olman, yer ayırıyor olman, bu senin gönlünde açtığın yer, bahçede de açtığın yer ya, haline gelmiş. Aslında Serkan abi buna spontane gelişti. Bir gün işte sandıklar falan geldi, motorları çektik. Ya dedim biz bu sandıklardan yani bir şekilde faydalanabiliriz. İnternetten bir araştırdım hani ahşap sandalyeler falan filan derken bize hem basit hem de güzel görünen projeyi bulduk. Ve böyle arkadaşlarla ilkel şartlarda. Valla kafamda da şey yarattı. Şimdi ben kalkıp yarın öbür gün merhaba bu arada geleceğim yanına. Bu arada şöyle bir şey var. Ben ileriki hayatta, ileriki zamanda gerçekleştirmek istediğim bir kendime ait bir alan, bir çalışma arzum var. Bana şey açtın, ufuk açtın yani. Serkan abi sen o zaman yani inşallah o hayalin gerçekleşir. Kardeşini ara, ben burada montajını yapar gönderirim. Yok modüler yollarsın. IKEA gibi ben orada bir araya getirdim. Şurayı da bir gösterelim. Diyarbakır Gezgin Motorcular Kulüp Evi yazıyor burada ama bizim anladığımız İstanbul'daki kulüp mantığından çok farklı arkadaşlar. Buraya gelen insanların belirli şeyde olması gerekiyor. Yani anlayış mantalitede olması lazım ki bu üye olsunlar. Hani herkes üye olur vaziyette, aman kalabalık olsun, şöyle olsun bir kulüp evi değil. Çünkü işlerinde akademik kariyeri olan akademik insanlar,
bilgi, kültür. Hani burada oturup konuştuğun zaman bir şeyler kapabileceğin insanlardan bahsediyoruz. Yoksa motorunun hacmi, bilmem nesi, bunlara girmiyorlar bile. Evet. Ha, 250 cc altı kabul etmiyorlar bildiğim kadarıyla. 250... O da neden? Yani sen söyle. 250 cc şimdi grup sürüşlerinde bizim genelde hep böyle uzun yollar olduğu için kendileri sıkıntı yaşar. Bize evet. ayak uydurmak için atıyorum gaz açar, tehlike doğurur. Evet, evet. O yüzden 250 cc altı motosikletlerin bizim motosikletlere, bizim turlara uygun olmadığına karar verip ortak bir kararla 250 cc altı motosikletleri almamaya karar verdik. Hem kendileri için hem de ekibin sürüşü için daha sağlıklı olacağını düşünerekten bu yola girdik. Bizim aslında kulüp evi Serkan abi'nin anlattığı gibi. Yani kulüp kulüp evi hani bireysellerde hani bir kulübün çatısının altında toplanan insanlar değil de burası aslında bir aile evi. Buradaki bütün arkadaşlarımız birer ağabey, birer kardeş ve çok sıcak bir ortam. Bu da bizi daha çok hem renklendiriyor. Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız var. Evet, bu da bizim zenginliğimizi gösteriyor. Biz zenginiz. Türkiye'nin her tarafında evlerimiz var, dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Sen burada Yamaha'ya temsil ettiğin gibi ama şu da var. Doğu'da dediğim gibi hani bir şey olduğunda müdahale edebilir vaziyette sağa sola. Benim hani açık konuşayım, Tuna Motosiklet sağ olsun her zaman arkamda Yamaha'da. Ama buraya geldim, bu sınırlara doğru geldiğimde de huzur içinde olmamdaki en büyük nedenlerden biri biliyorum ki Mehmet var. O da her zaman abi bir şey olur haber ver yeter ki diyen bir insan yani. Ya şimdi sırf benim için değil herkese karşı. Serkan abi tabii ki insanlara yardımcı olmak, insanların gönlüne dokunmak, insanları kazanmak bu gerçekten insanlar için gurur verici bir şey. Şimdi bir Yamaha'yı temsil ediyoruz, ikincisi kendimizi temsil ediyoruz, üçüncüsü şehrimizi, bununla beraber ülkemizi temsil ne ediyoruz. Güzel. Yani özellikle hani bize gelen yabancı misafirlerimiz çok olduğu için biz bu sorunun farkında olaraktan adım atıyoruz. Tabii ki müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Bu hem Yamaha için hem de bizim için önemli. O yüzden bir de bir artısı daha abi. Şimdi motosiklet bayisiyim. Evet, serviste çalışıyorum. Evet. Ama sahada da geziyorum. Sahada motosikletle gezdiğin zaman insanları daha çabuk, daha net anlayabiliyorsun. İnsanların ihtiyaçlarını, evet, zorluklarını direkt anlayabildiğin için insanlara bu sefer daha çok yardım ediyorsun. Kendinden yola çıkıp ne, evet, beklenti var, ne yapılabilir, çok iyi anında müdahale edilebilir ve vizyon olarak da kendine katar vaziyette. Bakın mesela bu Yamalup'un bidonları. Tabii Yamalup varilleri. Bu varilleri kesip yarım yapıp üzerine cam koyup içine de bakar mısın? Hani biz olsak içine neler koyarız, ne yaparız dedik. Böyle bir şeyler koyuyor, yapıyor. Yani bu da ayrı bir güzel. Yani işte bak diyorum, yani insanın kendine kazandıracağı, vizyonunu genişleteceği şeyler çok önemli. Bir de içeriye servise gidelim. Oradakilerle de bir tanıştır bizi. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Mesela İstanbul'da lift ne kadar çok olursa işte o kadar müşteri bilmem ne mantığı var ya. Burası için de geçerli değil bu. Çünkü gelecek kişiler belli, insanlar belli, samimi bir ortam. İki liftle de iş görülür vaziyette. Hatta kimse mağdur da olmuyor. Ya geldim ilk bunu sordum. Mehmet dedim. Bunu Yamaha mı yolladı? Hani böyle bir şey vardı. Biz mi görmemiştik filan diye. Dedim ki Mehmet yok dedi. Burası dedi abi ben kendim tasarladım dedi. Yani şuraya bakar mısın? Ya görüntü de hoşluğa şeye çok hoşuma gitti, çok beğendim. Kaslarını buraya koyuyor gelenler. Ondan sonra yer açısından lastik takılıyor. Lastiklerin yerleri var. Dedim ki hani elinde bulunduruyorsun bunları, hani bu kadar şey yapmanda ne gerek var? Abi dedi olur mu dedi. İnsanlar dolaşıyor, geliyor lastiği bitmiş oluyor. Ben diyor hemen yardımcı olmam gerekir diyor. O yüzden lastik tutuyorum diyor. Ya bu kadar da iyi niyetli. Tamamıyla insani. Yani, burada çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Evet. Onlara da merhaba diyelim.
İsim neydi? Rıdvan. Rıdvan. Burada usta. Baş ustanın altıymış. Öyle dedi bana. Baş usta başkasıymış. Baş usta burada. Burada işte takım şeyleri. Orada monitör var. Oradan bakıyorlar, ediyorlar. Kim bekliyor diyor. Asıl buraya geçiyoruz. Böyle de geçtikten sonra burada da biz eşyalarımızı buraya yayıldık tabii. Burada da bir ekran. Kim ne yapıyor, ne ediyor, buradan da görebiliyorlar. Kask ihtiyacın varsa kask, montlar. Mesela Yamaha'nın montu mu? Bu da güzelmiş ha. Yamaha, eldivenler, botlar. Ondan sonra biz buraya geldik, yayıldık, kahve çay içtik. Kardeşim sen de tanış, söyle. İsim? Yahya. Yahya burada. Bize geldiğim zaman şey konusunda, showroom'da Yahya yardımcı oluyor. Burada da motorlarımız. Hatta böyle güzel bir alan var. İstanbul'da pek görmeye alışık olmadığımız, bizim motor arayıp da bulamadığımız motorlardan az çok var burada da işte. Buraya hizmet arkadaşlar geldiğinde elimizde motor yok ama şu var filan deyip yardımcı olacakları şeyler mevcut. İstanbul'da evet. Bulamazsın abi. Abi evet İstanbul'da. Yani İstanbul'da ne yazık ki geldiği gibi gidiyor. Ya aslında son 2 yılda bu pandeminin de getirdiği problemler, sorunlardan dolayı son 2 yıldır Yamaha gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün ama Honda'sı da böyle, diğer motorların dünya genelinde de böyle, genel büyük markalarda var bu. Yani biz hani az önce de bahsettiğim gibi bu işi severek gönülden yaptığımız için şimdi Yamaha çatısı altında birleştiğimiz bayi arkadaşlarımız ve genel merkez yöneticileri baktığında hepimiz bir aileyiz ve bu ailenin sıkıntıları ortak şekilde bireylerle beraber çözülür. Biz işte motorlar o borluk döneminde herkes güle oynaya ürün satardı. Hı hı. Son 2 yılda biraz sıkıntılar oldu. Birçok bayi arkadaşlarımız... Pandeminin etkisi çok iyi. Yedek parça evet. Sıkıntısı şu birçok bayi arkadaşlarımız da bu konuda biraz şikayetçi. Evet. Belki haklı olaraktan ama yani bugünler de inşallah geçer. Geçecek geçecek. Haziran'dan benim, sonra herhalde tamamen rahat. Benim bir sloganım var. Ne? Birlikte daha güçlüyüz. Yamaha çatısı altındaki bütün bayiler ve genel merkezdeki arkadaşlar hepimiz bir aile olduğumuz için ve hepimiz bir olduğumuz için daha güçlüyüz. Bu süreçte inşallah atlatacağız. Görüyorsunuz değil mi? Yani geliyoruz, neler öğreniyoruz, neler tadıyoruz, gönlüne dokunan insanlarla bir arada oluyoruz. Bunlar çok güzel şeyler. Artık söyleyecek bir şey yok. Karnımızı doyuracağız. Onları da göstermiyoruz. Yiyen var, yemeyen var ama bizi boş göndermeyecek. Ben onun da farkındayım. Biliyorum zaten. 2 gündür abi şunu yiyeceğiz, bunu aç gel filan. Onları da yiyelim. Keyfimize bakalım. Sonra yolu Elazığ'a doğru çeviriyoruz. Elazığ'da görüşürüz. Burada Tuna Motor'a da selamlar. Bak görüyor musun inceliği? Tuna Motosiklet'e selam söyledi. Ben de oradan buraya selam getirdim. Başın üstüne. Eyvallah. Ömer abiye, Tuna Motor'un tüm bireylerle selamlar. Tamam. Çok sağ ol. Bak bunu da selam almış olduk. Onu da ileteceğiz. Bizden bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere. Yani sanma ki böyle yemek yedirdin, şey yaptın. Seni böyle kamerada kayıtsız şeyde bırakmayacağım, rahatsız edeceğim. Eyvallah. Şimdi sağ olsun Mehmet Usta içeri aldı. Kardeşler Yamaha. Dedi ki abi dedi bir bakalım dedi. Suyu, hayvanın şeyi nasıl, yağı, suyu nasıl bir içeri alalım, biz zincirine de bir bakalım dedi. O kadar kilometre geldim, zincirde zaten görüyorsunuz ne durumda. Ben hani elimden geldiği yağladım ama tabii 1700 kilometre falan oldu Mehmet Usta. İster istemez o kilometreye göre yağladığımız halde zincire bir bakım gerekecek, onu bir yapacaksın. Ama onu yaparken beni de uyardın. Zincir dedim boşken bile dedim gergin dedim. Mesela seyahatte bunları tamam bizler dikkat ediyoruz ama Mehmet Usta bir böyle güzergah üzerinde uğramakta da fayda var. Ben öyle görüyorum. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Senin de fikrini alayım. Şimdi evet burası yani doğuda aslında baktığın zaman bir köprü, bir geçiş. Batıdan
gerek misafirleri burada ağırlamak isteriz. Hı hı. Gerek rutin kontroller, gerek de misafirperverlik olarak. Kesin öyle. Oğlum da zaten kralsın yani, eyvallah, biliyorum. Eyvallah, her zaman bekleriz. Şimdi zincir 1700 kilometre yol yapmış. Hı hı. Yeterli yağlama olmayınca hafif gerginlik de başlamış bundan. He. Şimdi bu zincirin abi gerginliğini ayarlayacağım. Tamam. Güzelce de yamalıp temiz zincir spreyiyle evet, temizleyip yamalıp zincir yağıyla yağlayacağız. İyi, hadi bakalım. Bir de şey var. Şimdi geçiş noktası İran'a gidenler, gezi anlamında uzak yerlere gidenler veya Gürcistan dönüşü İran üzerinden dönüp ülkeye giriş yapıp dönecek kişiler genelde buradan geçiyor. Evet. O yüzden de hani ben bir GAP turu gibi oldu. Şimdi Elazığ'a devam. Benim de sana uğramamdaki en büyük neden seni görmekti ama gelmişken de dedim böyle bir motora bir bakalım neler yapılabilir, ne edilir. O konuda da sen bize yardımcı olacaksın. Allah razı olsun. Cümlemize teşekkür ettim abi. Sağ ol. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mehmet Ustam sağ olsun. Zinciri var ya 10 numara yaptı. 10. Gerçekten harika oldu Mehmet Ustam. Eline sağlık. Gerginliğine de bakıyor. Ona göre ayarını yapıyor. Abi İstanbul'dan gelmiş bir zincir temizliği yaptır çok mu? Eyvallah. Burada da harı aralı bir çalışma var. Gördüğünüz üzere hiç bize pas bile vermiyor, bakmıyor. Selam. Selam. Ne yapıyorsun birader burada? Abi bu sökmüşün ciğerini sökmüşün motorun. Tesisatı tamir ediyoruz. Tesisat mı? Evet. En zor işe girmişsin. Allah kolaylık versin sana. Teşekkür ederim. Ben... Aha. Nedeni bu. En ufak hassas dokunmalarda bile nedeni bu. Evet. Yedik, içtik, eğlendik, güldük. Günün sonuna geldik. Buradan yolumuzun devam edeceğiz. Mehmet'e her şey için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ettik. Ayağınıza sağlık. Yamaha, şöyle söyleyeyim, o kadar önemli bir bayiye sahip ki gerçekten hani burada doğuda kale dediğim bir bayi. Gerçekten her şey için sağ ol. Teşekkür ederim. Yani güler yüzün her şeye yeter. Her samimiyetle, güler yüzüyle öyle müşteriler de geldi gitti, onları da gördüm. Herkes burada mutlu, çok güzel geçiyor. Allah razı olsun. Abi birey mutlu olursa toplum da mutlu olur. Evet, aynen. Ben etiketi sana veriyorum abi. Bir şey yapalım. Açayım şuradan sana. Açabilirsem tabii. Tırnak yok ki bende. Şöyle. Tamam. Buyur abi. İstediğin gibi sana bırakıyorum, yapıştır. Beraber şey yapalım. Sekolu sakal etiketimizle. Serkan'a ben logosunu yapıştıracağım. Kapının evet, en üstüne. Baktıkça hatırlayacağım onu. İnşallah geliriz. Başka zaman geliriz. Her zaman geliriz. Bekleriz abi. Burası sizin de eviniz. Evet. Teşekkür ettim. Sağ olun. Sağ olasın. Ben de sağlık. Sağ ol.